Burada yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna sekonder gelişen submaküler hemorajinin koroidal yama grafti tekniğiyle cerrahisini izleyeceksiniz. Öncelikle santral korevitrektomi yapılmakta. Bu vakalarda arka hiyalüit genellikle sıkı yapışıktır. Vitreous taban temizliğinde ısrarcı olmak önemlidir. Daha sonra yapılacak olan retinotomiye hazırlıktır. Bundan sonraki aşamada 39G kanül kullanılarak retina farklı noktalardan dekole edilir. Yani subretinal alana VSS enjekte edilir. Bu işlem periferde farklı noktalardan tekrarlanarak temporal retinanın total dekole hale gelmesi sağlanır. Makülada daha sıkı yapışık olan bölgeler olabilir. Bunun için sıvı hava değişimi yapılır. Bu şekilde yapışık olan retinada ayrılma şansı bulur. Bu esnada perflorokarbon verilerek retina tekrar yatıştırılır ve periferik retinotomiye başlanır. Retinotomi temporal retinada yaklaşık 200 derece boyunca yapılır. Periferik kısımdaki retinada retinektomi ile temizlenir. Retinotomi tamamlandıktan sonra perflorokarbon alınarak temporal retinanın nazal retinaya doğru yatırılması sağlanır ve böylece submaküler alan açığa çıkarılır. Bu aşamada artık bimanuel yöntemlerle submaküler alandaki hematom önce yakalanır, retinadan uzaklaştırılır ve sonra vitrektomi probuyla yenir. Bu esnada koroidal neovasküler membran da hematomla birlikte çıkar ve bunu da vitrektomi probuyla temizlemek mümkündür. Submaküler hemorajlar temizlendikten sonra perflorokarbon bu kez retina altına verilir ve temporal retinanın nazal retina üzerine devrilmesi sağlanır. Makula bölgesi açığa çıkarılır. Makuladaki retina pigment epitel defektinin olduğu bölge gözlemlendikten sonra o defektten biraz daha büyük olacak şekilde koroid retina pigment epitel yama graftini hazırlamak üzere bir bölge seçilir. Bu bölge retina pigment epitelinin en sağlıklı görünen bölgesi olmalıdır. Buraya basınç yükseltildikten sonra koter ve lazerler uygulanarak koroidden hemorajlar engellenmeye çalışılır ve daha sonra burada da görüldüğü gibi makaslar kullanılarak graftin oluşturulması sağlanır.
işlemlerin tamamı perflorokarbon altında gerçekleştirilir. Greftin taşınması sırasında greftin yerinden kalkıp rulo olmasına izin verilmemelidir ve kenarlarının katlanmasına müsaade edilmemelidir. Greftin sadece kenarlarına dokunularak defekt bölgesini kapatması sağlanır. Greft yerleştirildikten sonra subretinal alandaki perflorokarbon aspire edilir ve temporal retina greftin üzerine yerleştirilir. Bunun hepsi yine bimanuel manevralarla yapılır. Retina yatıştırıldıktan sonra retinotomi bölgeleri lazerlenir ve sonrasında direkt perflorokarbon silikon değişimi yapılarak cerrahiye son verilir. Burada silikon alınmasından 4 ay sonraki fundus görünümünü görmektesiniz. Hastanın görmesi 10'da 2 seviyesine çıktı, greft vaskülerize oldu ve foveal kontür dahi oluştu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.